Selim, Ali'ye çok kötü bir şey yaptı. Dudaklarınıza sağlık. Özür dilerim. Özür dilerim, ne olur affet beni, biliyorum. Biliyorum benim yüzümden çok ağır şeyler yaşadın, ne olursun. Ama ben kendimi ifade edemedim yeterince, ne olur beni dinle oğlum. Yalvarıyorum. Bunları konuşmaya gelmedim. Otur beni dinle. Tamam. Ben mahkemeye gidiyorum. Ne? Soyadımı değiştirmeye. Artık bir Mert oğlu olarak kalmayacağım. Senin de oğlun değilim artık. Oğlum. Bunları yüz yüze konuşmanın daha mantıklı olduğunu düşündüm. Oğlum, yalvarıyorum böyle bir şey yapma. Bana bir zorluk çıkarmayacağınızı umuyorum. Yalvarıyorum, ben böyle bir şeye izin veremem. Lütfen oğlum. Ben sizden izin almaya gelmedim. Haber vermeye geldim. Savaş. Hoşçakalın. Savaş yavrum. Kendinize iyi bakın. Savaş. Oğlum yapma. Yalvarıyorum Savaş. Oğlum ne olur. Yalvarıyorum Savaş. Beni öldürecek misin? Ne olur. Ne yapmak istiyorsun? Önce ona karar vermen lazım. Yani açıkçası daha karar vermedim ne yapacağımı. Ailen seni mutlaka engelleyecektir zaten. Sana ilk olarak ne yapman gerektiğini söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Ailenle bağlarını gerçekten kopartacaksın. Gerçekten derken? Ben mesela önce soyadımı değiştirerek başlamıştım. Onları yasal olarak da reddettim yani. Bu bana nasıl bir yarar sağlar? Seni özgürleştirir. Artık üstünde bir hükümleri kalmaz. Ve hayatından sorumlu kişi tek sen olduğun için de psikolojik olarak kendini daha güçlü hissetmeye başlarsın. Benden sana bir abi tavsiyesi. Sakın peşimden gelme. Savaş, ne oluyor? Sakın gelme peşimden, sakın. Yalvarırım. Rana abla. Savaş. Rana abla, kendine gel. Gitti. Oğlum gitti. Gitti hiç. Sen merak etme. Sana bunu yapanlar da bunun cezasını çekecekler, merak etme. Gitti. Hayır dediğini biliyorum. Ama bu sefer vazgeçmeyeceğim. Ben o hatayı 20 yıl önce yaptım. Bir daha yapmayacağım. Sana bir şey getirdim. Thank you.
İnci, ablam nasıl? Ablana bir şey olmadı Ahmetciğim. Rana abla iyi. Mesaj atmışsın. Ha, attım. Ben seninle başka bir şey konuşacağım. Ne konuşacağız? Diyorum ki ben biraz böyle başka bir şeyler konuşalım istiyorum. Mesela sanattan konuşalım istiyorum. Senin sanatından. Evet, çok geçmişsin sen. Yani kocacığım, ben şimdi kimler için ki? Ben bu tabloya baka baka içtim. Sen ne yapmaya çalışıyorsun İnci? Hı? Ben ne yapmaya çalışıyorum? Ben gördüm ya bu tabloyu. Herkes görsün istiyorum ben. Haluk abiyi de aradım. Aradım, mesaj attım. O da gelecek. Hepsi görecek. Ne oluyor burada? Rana ablam nerede? Rana abla iyi ya Haluk abi. Şey yaptım ben, şaka yaptım. Şaka. Herkes burada olduğuna göre artık bir açıklama yapabilirim. Ne açıklaması? Tablo. Nasıl yani? Ben miyim bu? Evet. Sensin. Ya hatırlıyor musun sen bu tabloyu arıyordun? Güneş. Bak ne kadar gençsin. Çok güzelsin. Ama tabii asıl sorun bu tabloyu kimin yaptı? Çok yanlış yapıyorsun İnci. Ne oluyor burada? İnci çok içmiş. Ben onun adına herkesten özür dilerim. Hadi gidelim. Bir dakika, bir dakika Ahmet. Bir lafını bitirsin. Anlamadım. Ne oluyor İnci? Güneş'im, benim sevgili kocam gençken sana aşıkmış. Aşıkmış. Başka gözlerde insanlara dokunsam ben görünmez miyim? Hem de tablonu yapacak kadar. At gözlerini. Seni görenler duysun. Hala umudum yanımda. Ne demek bu Ahmet?